Hazreti Ali'nin kahramanlığı. O gün de Hayber önlerinde şiddetli çarpışmalar oldu. Fakat kale fethedilemedi. Akşam kainatın sultanı yarın sancağı öyle bir iyi de vereceğim ki o Allahü Teala'yı ve Resulünü sever. Allahü Teala ve Resulü de onu severler. Allahü Teala onun eliyle fethi gerçekleştirecektir. Buyurarak müjde verdi. O gece eshab-ı kiram heyecanla sabahı bekledi. Her biri sancağın kendisine verilmesini umuyor, bu yolda Allahü Teala'ya dualar ediyordu. Bilal-i Habeşi Hazretleri sabah ezanını yanık ve güzel sesiyle okudu. Ezan okunurken herkeste ayrı bir heyecan, ayrı bir zevk hasıl olur. O ilahi zevkin tadına doyulmazdı. Sevgili Peygamberimiz hesabına sabah namazını kıldırdıktan sonra ayağa kalktılar. Mübarek İslam sancağının getirilmesini emrettiler. Mukaddes sancak getirilirken, eshab-ı kiram ayakta bekliyor, merakla Resul-i Ekrem Efendimizin mübarek dudaklarından çıkacak sözleri dinlemek için dikkat kesiliyorlardı. Nihayet alemlerin efendisi Muhammed'in zatını peygamberlikle şereflendiren Allahü Teala'ya andolsun ki ben bu sancağı kaçmak nedir bilmeyen bir yiğide vereceğim. Buyurduktan sonra mübarek gözlerini eshabı arasında gezdirip, Ali nerededir? buyurdu. Sahabiler, Ya Resûlallah, onun gözleri ağrıyor deyince, Efendimiz, onu bana çağırınız buyurdu. O günlerde Hazreti Ali göz ağrısına tutulmuş ve gözlerini açamaz olmuştu. Yanına giderek durumu bildirdiler ve mübarek koluna girip Resulullah Efendimizin huzuruna getirdiler. Kainatın sultanı Hazret Ali'nin şifa bulması için Allahü Teala'ya dua etti ve mübarek parmaklarını ağzında ıslatıp gözlerine sürdüler. O anda Hazret Ali'nin gözlerinde hiçbir ağrı kalmadı. Ayrıca yaran sıcağın ve soğuğun sıkıntısını bundan gider diyerek onun için dua buyurdular. Sonra Hazret Ali'nin üzerine mübarek elleriyle bir zırh giydirip beline kendi kılıcını kuşatarak eline beyaz İslam sancağını verdiler ve Allahü Teala sana zafer nasip edinceye kadar çarpış. Sakın arkana dönme buyurdular. Hazreti Ali de canım sana feda olsun ya Resulallah. Onlarla dini İslam'a girdikleri zamana kadar çarpışacağım dedi. Sevgili peygamberimiz de vallahi senin sebebinle Allahü Teala'nın onlardan tek bir kişiyi hidayete kavuşturması senin için birçok kızıl develere sahip olup onları Allahü Teala'nın yolunda sadaka vermenden daha hayırlıdır buyurdu. Hazreti Ali elinde sancak ile Yahudi kalesine ilerlerken şanlı sahabiler de peşinden yürüdüler. Kaleye iyice yaklaşıp sancağın bir taşın dibine dikildiği sırada Natat kalesinin kapısının açıldığı görüldü. Yahudilerin hücum birlikleri dışarı çıktılar. Bunlar Hayber'in en seçme kahramanlarıydı. Her biri çift zırhlarla kaplı demir muhafazalara bürünmüşlerdi. İçlerinden birinin Hazreti Ali'ye doğru yürüyüp çarpışmak için karşısına geçtiği görüldü. Bu merhabın cesarette bir benzeri olmayan kardeşi Haris idi. Süratle saldırdı. İki çeliğin çıkardığı ses meydana doldururken, Zülfikar'ın şimşek gibi indiği ve Haris'in başını gövdesinden ayırdığı görüldü. Bu anda Allahü ekber, Allahü ekber sesleri göklere yükseliyordu. Kardeşinin öldürüldüğünü işiten Merhab, emrindeki askerlerle dolu dizgin meydana yürüdü. Hazret Ali'nin karşısına dikildi. Onun da üzerinde çift zırh vardı çift kılıç kuşanmış olduğu halde iri cüssesiyle sanki bir devi andırıyordu. Bütün şiddetiyle ben ki harplerin en şiddetli olduğu zamanlarda ortaya atılıp kahramanca çarpışan merhabım. Ben kükreyen aslanları bile mızrak veya kılıcımla delik deşik ederim diyerek kendini övmeye başladı. Hazreti Ali de ben ki anam bana Haydar aslan ismi vermiştir. Ben heybetli bir aslan gibiyimdir. Seni bir hamlede yere serecek bir yiğit kişiyimdir diyerek karşılık verdi. Merhab Hazret Ali'den Haydar kelimesini işitince kalbine bir korku düştü. Çünkü gece rüyasında bir aslan kendisini parçalamıştı rüyada gördüğü aslan bu mu idi? Derken, dev merhabın hamle ettiği ve Hz. Ali'nin onu kalkanıyla karşıladığı görüldü. Sonra, Allahü Teala'ya sığınıp, zülfikârı kâfirin başına öyle bir indirdi ki, koca merhabın, zülfikâra karşı tuttuğu kalın çelik kalkanını ve çelikten yapılmış miğferini ikiye biçip, kafasını tepesinden ensesine kadar bölüp ayırdığı görüldü. Zülfikar'ın çıkardığı korkunç ses, Hayber'in her tarafında işitilmişti. Peygamber Efendimiz, Sevininiz, Hayber'in fethi artık rahatlaştı, kolaylaştı, buyurdular. Eshab-ı kiram, hazret Ali'nin bu bahadırlığına hayran kalmışlar, Allahü Ekber nidalarıyla semayı çınlatmışlardı çarpışma bütün şiddetiyle devam ediyordu. Eshab-ı kiram, çarpışa çarpışa, kale kapısının yanına geldikleri bir sırada, bir Yahudi, kılıcıyla hazret Ali'nin kalkanına vurdu. Kalkan yere düştü. Fakat, eğilip alacak zaman yoktu. Fırsatı kaçırmak istemeyen Yahudi, kalkanı kaptığı gibi geriye kaçtı. Buna çok üzülen Allahü Teala'nın aslanı, Zülfikar ile etrafındaki düşmanları dağıttıktan sonra, kalenin kapısını kalkan yapmaya niyetlendi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek, kocaman demir kapının halkalarına asıldı. Kancalarını duvarından sarstı, çıkardı. hazret Ali kapıyı sökerken, kale yerinden sarsıldı. Sekiz on pehlivanın yerinden kıpırdatamayacağı bu kapıyı, tek eliyle kalkan yapıp çarpışmaya başladı. Karşısına peş peşe, Yahudilerin en yiğit altı pehlivanı daha çıktı. Onları da Allahü Teala'nın izniyle alt eden Hazreti Ali, kahraman arkadaşlarıyla kaleye girdiler. Artık kalenin içinde çarpışılıyordu. Kısa zamanda karşılarına çıkacak kimse kalmadı. İslam sancağını kaleye diktiler. Böylece en muhkem kaleleri olan Natat fethedildi. Sevgili Peygamberimiz Hazret Ali'nin gözlerinden öptükten sonra gösterdiğin kahramanlıktan dolayı Allahü Teala ve Resulü senden razı oldu buyurdular. Bu mübarek kelamı işiten Ali sevincinden ağladı. Peygamber Efendimiz, niçin ağlıyorsun buyurduğunda, Canım sana feda olsun ya Resûlallah, sevincimden ağlıyorum. Zira Allahü Teala ve Resûlü benden razı oldu, dedi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, Yalnız ben değil, Cebrail, Mikail ve cümle melekler senden razı oldular.'' buyurdu. Bu sırada Devs kabilesinden 400 Müslüman Peygamber Efendimize yardıma geldi. Bundan sonra diğer kaleleri fethetmek için çarpışmalara şiddetli bir şekilde devam edildi. Hayber'in geri kalan yedi kalesi teker teker düşürülünce çaresiz kalan Yahudiler heyet göndererek sulh isteğinde bulundular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi kabul ederek şu maddeler üzerinde anlaştılar. 1. Bu gazada Müslümanlarla çarpışan Yahudilerin kanları dökülmeyecek. 2. Hayber'i terk eden Yahudiler yanlarında sadece çocuklarını ve bir deve yükü lüzumlu ev eşyasını götürebilecekler. 3. Geri kalan, taşınan ve taşınmayan malların hepsi zırh, kılıç, kalkan, yay, ok gibi bütün silahlar, üzerlerindeki elbiseden başka giyeceklerin tamamı, kumaşlar, altınlar ve ayrıca hazineler, at, deve, koyun gibi bütün hayvanlar ne varsa hepsi Müslümanlara kalacak. 4 Müslümanlara bırakılması gereken herhangi bir şey hiçbir surette gizlenmeyecek. Gizleyenler Allahü Teala ve Resulü'nün emanından ve himayesinden dışarıda bırakılacak. Bu şartlara uymayan, hazinelerini tulumlarla toprağa gömen Kinane bin Rebi cezalandırıldı. Ele geçen ganimetin haddi hesabı yoktu. Hayber'in o verimli arazileri, hurmalıkları tamamen İslam ordusuna bırakılmıştı. Bu sırada memleketlerine dönen Gatafanlılar Yahudilere yardım için geri Hayber'e dönmüşlerdi. Peygamber Efendimizin Hayber'i fethedip Yahudileri teslim aldığını gördükleri zaman "Ey Muhammed, sen Hayber'i terk ettiğimiz takdirde bize Hayber'in bir seneli kurmasını vermeyi vaad etmiştin. Sözümüzde durduk. Haydi bize onları ver, dediler. Efendimiz onlara, filanca daha sizin olsun, buyurdular. Gatafanlılar da, öyleyse biz sizinle çarpışırız diyerek tehdide yeltendiler. Resul-i Ekrem Efendimiz de, çarpışma yerimiz Cenefa olsun, buyurdu. Cenefa, Gatafanlıların bir bölgesinin ismiydi. Gatafanlılar bunu duyunca korkularından çekilip gittiler. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve kahraman eshabı, Hayber'in fethi esnasında çok yorulmuşlardı. Bir taraftan yaralılar tedavi ediliyor, diğer yandan dinleniyorlardı. Yahudilerin ileri gelenlerinden Sellam bin Mişken'in karısı Zeynep, Peygamber Efendimiz'i zehirleyerek öldürmek istedi. Bunun için, bir keçi kesip pişirdi ve ete bol miktarda zehir kattı. Sonra, Resulullah Efendimiz'in huzuruna çıkarak, hediye getirdiğini söyledi. Resul i Ekrem Efendimiz kabul edip, eshabını çağırdılar. Hep birlikte yemek için oturdular. Alemlerin Efendisi, Keçinin kol kısmından bir parça koparıp Bismillahirrahmanirrahim diyerek mübarek ağızlarını aldılar. Birkaç defa çiğnedikten sonra hemen mübarek ağızlarından çıkarıp Ey eshabım bu yemekten elinizi çekiniz. Zira şu küreketi zehirlenmiş olduğunu bana haber verdi. Buyurdular. Sahabiler derhal ellerini yemekten çektiler. Fakat etten bir lokma yiyen beş bin bera hazretlerinin hemen vücudu morardı ve şehit oldu. Sevgili peygamberimize Cebrail aleyhisselam gelip, mübarek tükürüklerine karışan zehirin tesirinden kurtulmak için, mübarek omuzları arasından hacamat yaptırarak kan aldırmasını söyledi. Öyle yapıldı. Sonra zehirli kebap toprağa gömüldü. Bu işi yapan Zeynep yakalanarak huzura getirildi. Efendimiz ona "Bu davar kebabını sen mi zehirledin?" buyurdular. O da yaptığını itiraf ederek "Evet, ben zehirledim." dedi. Peygamber Efendimiz "Bunun niçin yapmak istedin?" diye sorduklarında "Sen benim Kocamı, babamı, amcamı öldürdün. Kendi kendime eğer o hakikaten peygamber ise Allah ona bildirir. Değilse bu zehir ona tesir eder ve ölür. Böylece kendisinden kurtulmuş oluruz dedim. Eshab-ı Kiram bu hadiseye çok üzülmüştü. Canımız sana feda olsun ya Resulallah. Bunu öldürelim mi diye sorduklarında kendi şahsına yapılan her hakareti affeden alemlerin efendisi bunu da affetti. Bu büyük merhameti gören Zeynep kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu. Hayber'de ele geçen ganimetler ve esirler arasında Huyey bin Ahtab'ın kızı Safiye de vardı. Başkumandanlık hakkı olarak Peygamber Efendimizin hissesine düşmüştü alemlerin efendisi esirini azad etti. O da bu hale çok duygulanıp canı gönülden kelime-i şahadet getirerek Müslüman oldu. Bu duruma çok sevinen sevgili peygamberimiz Hazreti Safiye validemizi nikahıyla şereflendirip sevindirdiler. Böylece Hazreti Safiye müminlerin annesi oldu. Sehba mevkiinde düğünü yapılıp kavun ve hurmadan velime yani düğün yemeği verildi. Safiye validemizin mübarek gözlerinde bir morluk görülüyordu. Sevgili peygamberimiz nedir bu iz buyurduklarında o bir gece rüyamda ayın gökten inip koynuma girdiğini görmüştüm. Kocam Kenane'yi anlatınca sen şu üzerimize gelen Arap medikinin hanımı olmaya göz dikmişsin diyerek gözüme bir tokat vurdu ve gördüğünüz gibi morardı dedi. Hayber fethedildikten sonra Yahudiler Peygamber Efendimize "Ya Muhammed biz Hayber'den çekip gideceğiz fakat biz ziraattan tarla, bağ, bahçe bakımından iyi anlarız. İstersen bu verimli arazileri bize kiraya ver." bu mülkleri işleyelim ve çıkan mahsulün yarısını sana verelim, diye teklifte bulundular. Sevgili Peygamberimizin ve sahabilerin, tarla işleriyle uğraşacak zamanları yoktu. Onlar, dini İslam'ı yaymak için uğraşıyor, cihad fi fî Sebilillah için, gecelerini gündüzlerine katarak, durmadan çalışıyorlardı. Bu teklife, Peygamber Efendimiz memnun oldular ve sizi istediğimiz zaman çıkarmak şartıyla buyurdular. Yahudiler bunu kabul ettiler ve Hayber arazilerini işletmeye başladılar. Peygamber Efendimiz eshabıyla muzaffer olarak Medine'ye döndüler. Bu arada daha önce Habeşistan'a hicret eden eshabının Cafer bin Ebi Talip başkanlığında geldiklerini görünce çok sevindiler. Hazreti Cafer'in alnından öpüp bağrına bastı ve ben Hayber'in fethine mi yoksa Cafer'in gelişine mi sevineyim bilemiyorum. Sizin hicretiniz iki defadır. Siz hem Habeş ülkesine hem de yurduma hicret ettiniz buyurdular. Hayber'de elde edilen ganimetler Hudeybiye antlaşmasına katılan bütün eshab-ı kirama, Haybere katılanlara, Habeşistan'dan hicret eden esaba ve fethe iştirak eden Devs kabilesine paylaştırıldı. Hayber'in fethedilmesiyle Arabistan'daki bütün Yahudiler Peygamber Efendimizin emri altına girmiş oluyorlardı. Artık müşriklere yardım etme imkanları kalmamıştı. Çevrede bulunan kabileler ve devletler de silah ve asker bakımından fethedilmesi imkansız gibi görünen Hayber Kalesi'ni zapt eden Müslümanların büyük bir güce sahip olduğunu anladılar ve bu İslam devletinden çekinmeye başladılar. Mekke'li müşrikler Hayber'in fethiyle büyük bir üzüntüye ve yese kapıldılar. Bu fetihten sonra küçüklü büyüklü pek çok kabileler Müslüman olmak için Medine-i Münevvere'ye geldiler ve Eshab-ı Kiram'dan olmakla şereflendiler. Hatta Gatafanlılar bile. Yola gelmeyen bazı kabilelerse kuvvet gönderilerek itaat altına alındılar.